Merhabalar. Seçim çalışmaları aslında senin de gözlediğin gibi çok heyecanlı, çok güzel, çok renkli bir biçimde geçiyor. Ben 13'ünde geldim. Diyarbakır'a ve geldiğim andan itibaren havaalanından dosdoğru çalışmalara katıldık. O gün neredeyse gece vaktine kadar seçim büroları açılışları, halkla buluşmalar vardı. Ve o günden bugüne de aynı şeyle devam ediyor. Bütün arkadaşlarımız büyük bir coşkuyla bütün il örgütü çalışıyor, buluşmalar organize ediyor, iftar yemekleri, çok sayıda seçim bürosu açtık dediğim gibi. Ve buraya da halkımızın çok büyük ilgisi var bütün bu buluşmalara. Herkes gönüllü olarak, kimse onları oraya zorla yönlendirmiyor, kimse onları taşımıyor. Kendileri geliyorlar, kendileri katılıyorlar ve aslında bütün bu şeylerin, bütün bu buluşmaların coşkusunu onlar yaratıyor. Biz de onlarla birlikte bu önümüzdeki seçimi, işte herkesin söylediği o söz var. Gerçekten çok kritik bir seçim. Neredeyse bir kader seçimi. Bu herhalde en fazla da Kürt halkı için böyle. O kadar çok hak gaspıyla karşı karşıya kaldılar ki bu AKP-MHP iktidarının her döneminde ama özellikle son yıllarında. Dolayısıyla bu seçimlerde bu yaşadıklarına olan itirazlarını, tepkilerini çok demokratik bir biçimde sandığa yansıtacaklar ve umarım bu seçimi kazanacağız ve gerçekten yeniden inşa edeceğiz her şeyi birlikte. Öncelikle Ahmet'te seçim çalışmaları morali yüksek bir şekilde geçiyor. Halkımızın cesareti, umudu, bizden beklentileri çok yüksek ve bunu aslında bulunduğumuz her alanda temaslarla da gerçekleştiriyoruz. Seçim bürolarımızın açılışları oluyor, açılışlara katılıyoruz. Açılışlarımız halaylarla, zılgıtlarla, coşkuyla geçmekte ve halkla buluşmalarımız da moralli bir şekilde devam etmekte. Esnafla buluşmalarımız söz konusu oluyor. Esnafın beklentisi bizden çok yüksek çünkü bıçak kemiğe dayanmış diyorlar. Tek adam rejimini göndermemizi istiyorlar ve o yönüyle de bize güveniyorlar. İşte biz de bu güveni bir şekilde sahada, alanlarda daha çok örgütlenerek de gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Çocuklar, gençler çok coşkulu, değişim istiyorlar. Bu ülkede bir değişim olsun istiyorlar. Daha iyi bir hayat yaşamak istiyorlar. Geleceğe kaygısız bakmak istiyorlar. O yönüyle birlikte onlarla birlikte yürüyoruz. Siz de belki fark ediyorsunuz. Bütün seçim çalışmalarımızda en önde çocuklar, gençler var. Kadınlar çok moralleri yüksek. Gördükleri anda zılgıtlarla başlıyorlar. Sarılıyoruz, annelerimize sarılıyoruz. Bizden beklentileri var. Yani bu ülkenin gerçekten daha demokratik, daha eşit bir şekilde yönetilmesini istiyorlar. Yine farklı kimliklerde, inançlarda olan insanlarla buluşmalarımız oldu. Seçim çalışmalarımız bu yönüyle bir halk buluşması aslında. Kadınıyla, genciyle, farklı kimlikleriyle, esnafıyla, emekçisiyle, köylüsüyle halkın birebir seçim çalışmalarına katıldığını, bize destek sunduğunu ve cesur bir şekilde mecliste yer almamızı ve en yüksek sayıda ya ulaşmamız için Yeşil Sol Parti'de buluşmak için aslında ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söylüyorlar. Biz de burada bu şekilde coşkulu bir şekilde seçim çalışmalarımızı yürütüyoruz. Daha da yükselecek bu moral çünkü az kaldı, çok az kaldı, değiştirmeye az kaldı. Kadınların, gençlerin, Kürtlerin, Alevilerin, farklı kimlik ve inançların daha iyi yaşayabilmesi için daha çok kazanmamıza çok az kaldı diyorum ben de.